Merhaba. Merhaba arkadaşlar, sizlere iğneoyası güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Herkese çok teşekkürler. Polyester ip kullanıyorum. Sihirli halkanın içine 7 zürafa yapıyorum. Kısa ipimden çekerek sihirli halkamı kapatıyorum. İlk zürafama düğüm atıyorum ve zürafa yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Kısa ipimden çekerek, bakın, çanak şeklini almasına yardımcı oluyorum. Ve zürafa yapmaya devam ediyorum. Kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasına sayarsak anlayabiliriz. 3 sıra boru çalıştım. Şimdi yandaki zürafaya sıfırlıyorum. Borudan sonraki ilk sırama başlıyorum arkadaşlar. Her zürafanın içine 1 santim uzunluğunda bu şekilde pırpırlar yapacağım. 6 tane. Altı pırpırdan sonra yandaki zürafaya geçiyorum arkadaşlar. Bir pırpır büyüklüğünde aralık bırakarak. Bakın bu şekilde. Ve tekrar 6 tane pırpır yapıyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. İlk pırpırıma düğüm atıyorum. Ve ikinci sırama başlıyorum arkadaşlar. Yandaki pırpıra geçiyorum. Bir zürafa büyüklüğünde aralık bırakıyorum. Şekilde. Ve ikinci sıramı tamamlıyorum. İlk pırpırımın içine bu şekilde düğüm atarak ikinci sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi üçüncü sırama geçiyorum. Önce bir sıfırlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu yuvanın içine 3 tane bu şekilde küçük küçük pırpır yapıyorum. Yandaki yuvaya sıfırlıyorum. Tekrar bunun içine 3 tane küçük küçük pırpır yapıyorum. Ve üçüncü sıramı tamamlıyorum.
Üçüncü sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sırama geçiyorum. Bakın ilk pırpırıma bu şekilde düğüm atıyorum. Yandaki pırpıra geçiyorum. Bir zürafa büyüklüğünde aralık bırakarak devam ediyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. İlk pırpırın içine düğüm atarak dördüncü sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. İlk yuvaya önce bir sıfırlıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun içine 3 tane küçük küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Yandaki yuvaya geçiyorum. Küçük bir zürafa büyüklüğünde aralık bırakarak. Ve tekrar 3 tane küçük küçük pırpır yapacağım. Ve tekrar yandaki zürafaya bakın böyle küçük bir zürafa aralık bırakarak geçiş yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayarak 5. sıramı bitiriyorum. 2 yuva arasında bırakmış olduğum küçük zürafaya ilmeğimi sabitledim arkadaşlar. Şimdi ilk pırpırıma beyaz ipimle düğüm atarak 6. sırama başlıyorum. Bakın böyle. Yandaki pırpıra küçük zürafa yapıyorum. Şimdi 3. pırpırıma düğüm atıyorum. Bakın 2 yuva arasındaki küçük zürafaya bu şekilde ilmeğimi kapatıyorum. Tekrar yandaki yuvadaki ilk pırpırıma düğüm atıyorum. Bakın iki yuva arasındaki küçük zürafaya ilmeğimi kapatıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sihirli halka yaparak 6 zürafa yapıyorum. Kısa ipimden çekerek sihirli halkamı kapatıyorum. Bu şekilde zürafalarıma düğüm atarak sıramı tamamlıyorum. Kısa ipimden çekerek bakın böyle çanak şeklini almasına yardımcı oluyorum. Ve zürafa yapmaya devam ediyorum. Bir sıra boru çalışıyorum arkadaşlar. 3 yaprak çalışacağım.
Her yaprağa 2 zürafa ayırıyorum. Şimdi ilk zürafama sıfırlıyorum. Bunun içine bir tane artırma yapıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Tekrar onun içine bir artırma yaparak sayım 3. Geri alıyorum ipimi. Ortaya geliyorum. Ortada bir artırma yapıyorum. Bakın böyle. Tekrar geri alıyorum. Ortaya geliyorum. Ortada artırmamı yaparak yaprağımı yapmaya devam ediyorum. Yaprağımı ortadan artırmalı. İlk sıramla birlikte 9 sıra çalıştım. Şimdi geri alıyorum ipimi. Sayım 2. Geri alıyorum ipimi. Sayım 1. Birin tepesine düğüm atarak yaprağımı tamamlıyorum. İkinci yaprağım. Üçüncü yaprağımı da tamamladım. Tığ yardımıyla yaprağın kökünü açıyorum. Bakın bu şekilde. Buradan tığımı geçirerek modelin ipini altına alıyorum. Yaprağımın kökünün ipini çekerek kapatıyorum. Yapraklardan asılarak modelimi yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra her iki ipimi de bağlıyorum. Bakın kök yaprağımın ipini ve modelimi ayrı tutarak yukarıdan gelen rengin ipini kesiyorum. Ve burayı yakıyorum. Ve modelim hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.